Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve yeni bir pergel programıyla karşınızdayız ve inşallah bu programda bu 15 Temmuz'un 3. yıl dönümü münasebetiyle bir anlamda özel bir yayınımız olacak. Değerli konuğumuz sosyolog doktor Erkan Çav hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Ne kadar iyi olunabilirse bu gece o kadar. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet, 15 Temmuz'da şehit olanları rahmetle yad ediyoruz. Gazileri şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Aslında bu coğrafyanın belki de yakın tarihinde yaşadığı, karşılaştığı ender zaferlerden bir tanesidir. Aslında 15 Temmuz'u doğru tanımlarsak, destan dedik belki ama 15 Temmuz zaferi de dememiz gerekecek herhalde. Bir halkın zaferi bu. Hak ettiği bir zafer. Dolayısıyla bunu her yıl dönümünde bir zafer bayramı edasıyla da herhalde hatırlamak gerekiyor. Çünkü bu zafer kimlere karşı kazanıldı, bu çok önemli. Bunu konuşacağız hocamla. Hocamın tabii 15 Temmuz'la ilgili kapsamlı bir çalışması var. Küresel kuşatmaya direnen Türkiye diye ki bu eserden de sanırım hocam alıntılar yapacak. Şimdi konu malum çok geniş, artı 15 Temmuz'dan bu yana geçen sürede de ki karşılaşılan, yaşanan veya Türkiye'nin bir anlamda gündemi biraz 15 Temmuz'la alakalı. Biraz değil, çok alakalı. Sadece Türkiye'nin kendi iç gündemi değil, bölgesel gündemi de bununla alakalı. Yani 15 Temmuz evet bir darbe girişimiydi de orada kalmadı, sonuçları, etkileri hala hissediliyor. Şimdi hocamla tabii bir tarif de yapacağız herhalde önce, değil mi? Şimdi 5N1K diye, yani neydi, ne zamandı, nasıldı, kimdi filan gibi birkaç soru soracağız. Ya şimdi 15 Temmuz'da çok böyle canlı izledik. O kadar böyle somut sahneler ekranlara, işte sosyal medyaya düştü ki yani pek de böyle ne oldu sorusunun artık kapalı bir tarafı yok gibi. Yani ne oldu? Zaten her şey ayan beyan oldu. Her şey göz önünde oldu. Her şey açık seçik ortada oldu. Ama biz şöyle arka planına inerek 15 Temmuz'un arkasındaki işte görünen failler, işte görünmeyen failler, yani kuklalar, kuklacılar, bunlar üzerinden şöyle bir giriş yaparsak, bir tarif yaparsak, neydi 15 Temmuz, ne oldu, kimler vardı, buyurun. Şimdi tabii en kolay kısmı girişi biraz atlatıp en zor soruyla bana bağladınız. Öncelikle bütün Türkiye'nin bir devlet olarak var olmasına ve hayatını devam ettirmesine kanlarıyla, canlarıyla emek veren, şehit olan ve gazi olan tüm kardeşlerimize bir kere minnet ve şükran duyduğumuzu belirtmemiz lazım. Şimdi 15 Temmuz'a gelmeden önce bir kere darbe ne işe yarıyor, niçin darbe yapılıyor, darbe dediğimiz şey ne? Birkaç cümleyle ona değinelim. Osmanlı'nın son döneminde, yani hasta adam denildiği 19. yüzyılda, İlber Ortaylı'nın imparatorluğun en uzun yüzyılı dediği zamanda, Batı'nın da etkisiyle bizde işte çeşitli örgütlenmeler, yani padişaha, sultana karşı babali içinde, dışında bürokraside yapılanmalar oluşuyor. Bizde ortaya çıkışı böyle. Daha sonra işte sultanlara yönelik indirmeler ilk başlıyor. Aynı şekilde Abdülhamit'e de yapılmak isteniyor 1870'lerde. Onun işte ağabeyini önce bir getirip sonra gitmesi gibi, böyle bir taht kavgasıyla modern dönemlerin geçişi. Yani askerle işte ulema birleşiyor ya da işte gençler kullanılıyor bir süreç içerisinde. Dolayısıyla böyle bir karmaşık ilişkilenme oluşuyor. Bu ilişkilenme Cumhuriyet dönemiyle birlikte farklı bir mecraya geçiyor. Çünkü
orduya cumhuriyet emanet edilince sivil toplum veya işte siyaset devletin yönetiminde egemen olduğunda ona ayar vermek, toplamak ya da onun uyuşmayan, resmi ideolojiyle uyuşmayan kısımlarını törpülemek için ya da daha açık söyleyelim, resmi ideolojiyle toplumdan gelen siyasetin uyuşmadığı zamanlarda resmi söyleme aykırı olan sivil siyaseti ve iradeyi aslında durdurma girişimine dönüştü. Darbelerin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilki 27 Mayıs 1960 ve hani bugün kutuplaştırıyorsunuz. Ve burada özellikle tabii. Türkiye Cumhuriyeti dediniz. Yani tabii tabii. O, ya aslında Osmanlı'nın o bahsettiğiniz uzun yüzyılında veya onun öncesindeki yüzyıllarda da Yeniçerilerle yani devam başlayan Celali isyanları, Yeniçerilerle ya işte ister bunu payitaht olarak söyleyelim, ister daha önceki dönem. O dönemlerde de çok yabancısı değil aslında darbelerin bu coğrafya. Şöyle tabii bunu Orta Asya'ya da götürebiliriz, İslam ülkelerine de götürebiliriz, kardeş arası çatışmaya kadar. Fakat modern dönemdeki darbelerin farkı şu: kuvvetlerin bir parçasını diğerine karşı kullanmak. Örneğin bizde darbe olduktan sonra bir süre sonra yine sivile geçme ihtiyacı oluyor. Bu modern dönemlerin bir şeyi. Ama mesela kardeş bir kardeşi katlettiğinde ya da iki ordu çatıştığında, iktidarı ele aldığında o uzun yıllar devam edebiliyor. Eskiden o böyle daha böyle bir bütünlüklü bir alana dönüşüyordu. Şimdi ise her darbe parçalı bir yapı getiriyor ve yeni parçalar oluşturuyor. Bu da ne yapıyor? Toplumsal ve siyasal bütünlüğü ortadan kaldırıyor. 27 Mayıs'ın amacı bir milli birlik, değil mi? Milli birlik temel hedefi bu. Hatta Milli Birlik Komitesi esasında kuruluyor. Fakat sonra bir bakıyorsunuz, kurucu mecliste hiçbir Demokrat Partili ve Demokrat Parti'nin düşüncesini savunan bir sivil siyaset alanı yok. Tamamen CHP ve bir kısım Demokrat Parti'ye çok yakın olmasa da partiyle ve kişilerle işi götürüyorlar. Bütün Demokrat Parti'nin ilçe başkanları tamamı uzaklaştırılıyor. Zaten milletvekilleri yasa adaya sürülmüş. Gazeteler, şunlar bunlar. Yani darbe modern dönemde farklı bir yapılanma getiriyor. 27 Mayıs yeni bir anayasa dikiş tutmuyor. Bu anayasa bize bol geliyor diyor Demirel sonunda. İşte anayasa görünüşte çok güzel ama 27 Mayıs anayasasında 65'e kadar Demokrat Parti lehinde hiçbir şey konuşamıyorsunuz. 27 Mayıs'ı eleştiremiyorsunuz. Ya da işte toplumun taleplerini dile getirmeniz zor. Yani 27 Mayıs yapılma amaçlarını toplumda gösteremiyor. 12 Mart geliyor. 12 Mart 9 Mart hadisesi var. Yani askeri yapı içerisinde farklı cuntalar devreye giriyor. Dolayısıyla ne oldu? Önce bir askeri bir bütünlükmüş gibi gözüken darbe bir süre sonra askeri yapı içinde de bölünmeler getiriyor. Talat Aydemir'in 61 ve 63'teki darbe girişimlerini de arada saymamız lazım. Dolayısıyla bildiğimiz ve bilmediğimiz sayısız darbe girişimi, yani iktidarı ele geçirme ve yönetme arzusu, tıpkı Mısır'ı da örnek alabiliriz. 1950'lerden işte 2000 değil mi? 13'e kadar, 3 Temmuz 2013'e kadar, en son Sisi darbesine kadar. Dolayısıyla 15 Temmuz'u anlamamız için bu kökeni biraz anlamamız lazım. 12 Mart'tan sonra 12 Eylül oluyor. Binlerce insanın, işte 1 milyon üzerinde insanın 1 milyon 700 bin gibi bir rakamdı. Sadece sorgulandığı, işte fişlendiği falan. Darbeler konusunda şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. İktidarı ele geçirmek hepimizin, değil mi, siyasi olarak belki beğenimsediğimiz, sahip olduğumuz düşüncenin bir parçası olabilir. Fakat darbede benim düşüncem iktidar olacak diye bir kere onayladığımızda sana karşı da ya da toplumun belirli bir kesimine darbe yapılmasını da onaylarız. Bizdeki geleneğe yaslanan, bu anlayışa yaslanan bir şey oldu 15 Temmuz. Fakat 15 Temmuz'un diğerlerinden bir farkı var. 27 Mayıs'ı yapan askerlerin, o görünen komitenin büyük çoğunluğu NATO'da eğitim almıştır. Yani aslında bir NATO darbesi olduğu çok açıktır. 27 Mayıs NATO darbesidir ilk ve devleti biçimlendirmiştir. Şimdi neden bu kadar net söylüyorum? 27 Mayıs'ta 230 civarında general ordudan tard ediliyor. Bunların tamamı darbenin amacıyla ilişkili söyleyelim. Hani Atatürkçü bir darbeyiz iddiasında bulunuyor. Peki soruyorum ben de, Atatürkçü bir darbe neden
Mustafa Kemal döneminde askerliğe başlamış ve Mustafa Kemal'in yetiştirdiği 230 askeri, sadece general bunlar, 5000'in üzerinde de subay, az subay gönderir. Bunu Kenan Esengin Paşa bir küçük kitapçık yazmış, ismini yanlış hatırlamıyorsam. O kitapçığında çok güzel anlatıyor, 77 baskılı. Her şeyim diyor, harbiye birincisiyim, çok iyi bir background'um var ama beni de gönderiyorlar. 27 Mayıs ideolojik olarak farklı olabilir ama milli ve bağımsızlıkçı, Cumhuriyet'in belki de en öne çıkan karakterini yok etmek için yapılmış bir darbedir. Ondan sonra zaten tamamen teslim alınmıştır. Yani o 230 asker her ne kadar yani bir Kemalist bir çizgiye sahip olsa da aynı zamanda milli bir karakterleri mi vardı onların? Yani milli bir duruşları mı vardı? Büyük ölçüde böyle. Mareşal Fevzi Çakmak döneminin o ilk dönemin savaşın izlerini taşıyan insanlar tamamı na yakını Osmanlı döneminde doğmuş ve o dönemi bilen insanlar. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Darbelerin bir görünen amacı var, bir görünmeyen. Menderes'i devirmek çok kolaydı. Eskişehir'de Menderes'i tutuklayanlar bir tek iki araçla tutukladılar. Yanında iki koruması var. Menderes oradan Eskişehir'den İzmir'e doğru gidiyor. Kaçıyor diyorlar biliyorsunuz. Altınlarla, uçaklarla. Yani darbenin amacıyla yapılması arasındaki ilişki farklı. Şimdi 12 Mart'ı anlattık. 12 Eylül'ü anlattık. 12 Eylül'de tamamen NATO'nun bir bayrak operasyonudur. Yani mesela Sovyetler Birliği Türkiye'yi işgal ederse nasıl tepki vermeli şeklinde bir NATO programının uygulanmasıdır askeri örgütlenme olarak. Yani sokakların tutulması, işte TRT binası şu bu. Yani yapılan uygulama aslında bir NATO uygulaması. 12 Mart'ta da bu var. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'deki darbelerde bir askeri kanat kullanılıyor. Bunun içinde artık sivil yönetim yetmiyor. Terör başladı, ekonomi düştü. Menderes ayrımcılık yaptı. Demirel artık yönetemiyor ülkeyi. 12 Eylül'de 150-160 tur Cumhurbaşkanı seçilemedi. Yani hep bir bahane ve ekonomik olumsuzluk bulunuyor. Peki 28 Şubat'ın bahanesi neydi? İşte irtica gelecek, değil mi? Buydu. 27-28 Nisan E-Muhtırası 2007'deki neydi? Özde bir, değil mi? Cumhurbaşkanı istemek sözde değil. Yani eşi başörtülü olan Abdullah Gül değil. Ya da herhangi bir Müslümanlığını önde gösteren biri değil. Cumhuriyet ilkelerine laiklik, demokrasi, şuna buna bağlı olan birisi isteniyordu. Peki tamam, 15 Temmuz neden oldu? 15 Temmuz'u kimler yaptı? Amaçları neydi? Bir kere şunun altını söylememiz, doldurmamız lazım. Fethullah terör örgütü ya da Fethullahçı terör örgütü ne dersek diyelim, 50 yıllık minimum en az yani mazisi olan bir örgütlenme, 60'lardan beri gelen. Ve şimdi bu, hocam oraya, pardon siz tabii, sanki başka bir yere geçecekseniz, geniş bir yere. Şimdi çok güzel aslında özetlediniz Türkiye'deki darbelerin kimliğini de. Şimdi NATO, hepsinde NATO var. Var. İstisnasız. Geçen gün NATO döneminde oldu bütün bunlar. Geçen gün Sayın Erdoğan'ın bir ifadesi vardı. Ya müttefiklerimiz bize müttefik oldukları halde sürekli sorun çıkarıyorlar. Bizim ayağımızı kaydırmaya çalışıyorlar gibi bir ifadesi vardı. Şimdi bu nasıl bir müttefiklik ki? Yani bu nasıl bir ittifak ki NATO'ya üye olmak için Türkiye çok ciddi bedeller ödediği halde? Yani Türkiye'de buna karşı duracak bir şey mi yoktu yani? Bir irade mi yoktu? Herkes teslim mi oldu da bu darbeler sürekli NATO üzerinden devam etti? Onu da şöyle kısa birkaç cümleyle izah edersek. Evet. Önce şunu netleştirelim. Biz sanıyorum 47'de Amerika ile bir anlaşma imzaladığımız için, yani karşılıklı yardım anlaşması, Marshall yardımı, şu bu süreci, bunun bir de gizli maddeleri veya gizli yönleri olduğu söyleniyor. Orada biz Amerika'ya tam bağımlı hale geldik. Biz NATO kanadına girerek Sovyetler Birliği'nin demir perde ülkelerine karşı konumlandık. Meşhur bilirsiniz, Kars, Ardahan oraları istedi. Orada bir karmaşa var. İstendi mi, istenmedi mi? Askeri harekat yapar mıydı, yapmaz mıydı? Ya da tavşana kaç, tazıya tut, iyi polis, Amerika kötü polis, Sovyetler Birliği olup bizi Amerika cephesine mi ittiler? Onları da henüz tam bilemiyoruz. Çünkü bunlar devletin gizli bilgileri. Fakat NATO'ya askeri olarak bağlandığımızda ne oldu? Karşımıza şu çıktı. Elbisemizden silahlarımıza, eğitim biçimimizden örgütlenmemize ve organizasyonumuza kadar NATO konsepti içerisinde yapılandık.
Bununla birlikte Gladio dediğimiz gizli örgütlenme de sızmaya başladı. Düşünün 6-7 Eylül 1954-55 olaylarında da yine Selanik'te bir sahte bomba atıldı Atatürk'ün evine. Sonra işte oradan bir şeyler başlıyor. Düşünün böyle bir yapılanma süreci var. Toplumu hareketlendirme. Toplumu bu yönde etkileyenler aynı şekilde siyasete de şekil vermek istiyor. Menderes'in önemi şuydu. Zannediyorum Temmuz 1960'ta Sovyetler Birliği'ne bir ziyaret yapacakken, yani Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz belki gelişecekken, yani bağımsızlıkçı bir adım. Celal Bayar 58 ya da 59'da Amerika'ya gidiyor, çok olumsuz karşılanıyor. 57'den sonra, 57 seçimlerinden sonra Demokrat Parti'ye karşı Amerika'nın ve NATO şemsiyesinin bir negatifliği var. Yani bunlar bizim istediğimiz yönde gitmiyor. Bunun sonucunda 27 Mayıs geliyor. Ordu, üniversite, ordunun içerisinde NATO kanadı. Dikkat edin, bağımsızlıkçı kanat az önce söylediğim gibi diskalifiye ediliyor. Sonrasında elinizdeki ordu tamamen size angaje. Silahlarını veren kim? Amerika ve NATO. Eğitimini yapan kim? NATO. Örgütlenmesini kontrol eden kim? NATO. Yani senin özgür, bağımsız, kendi kendine hareket edebilen bir ordun yok. Yani harp okullarında eğitimini veren... Aynen. Evet. Dikkat edin, 63'te zannediyorum Johnson mektubu o civarlarda geliyor ya da 64'te İnönü, o zaman başbakan. Ve İnönü'yü daha sonra deviren bir yapı aynı zamanda bu. İnönü Amerika'dayken hükümetin düştüğünü öğreniyor. Şunu anlatmak istiyorum. Johnson mektubu diyor ki Kıbrıs'a çıkarma yapamazsın. Kanlı pazar olayı var 63'te. Noel'ine, yani işte yılbaşına yakın Kanlı Noel diye geçiyor. Şimdi Türkiye Kıbrıs'a 10 yıl boyunca, 11 yıl boyunca müdahale edemiyor. Yani Kıbrıs devleti fiilen aslında bölünüyor değil mi? Türk köylerine saldırılar. 74'e kadar bekliyoruz. Neden? Kendi silahımızı, örgütlenmemizi yapmak için. İnönü'nün orada güzel bir cevabı var Türkiye'nin. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini alır. Fakat gücümüz yok. Kıbrıs harekatını yaparken de kesinlikle Amerika yapmayacaksın diye baskı uyguluyor. Sonrasında ne oluyor? Haşhaş üzerinden biliyorsunuz veya askeri ekipman vermemeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Türkiye'de sağ sol çatışması başlıyor. Sağ solu kim yapıyor? İşte Gladio unsurları aynı silah serisini hem sol hem sağ örgütlere vererek bir şekilde Türkiye'yi karıştırıyor. 15 Temmuz'a direkt bunu bağlamamız lazım. Bir devleti yönetmek istiyorsanız o toplumsal yapıyı bir bütün halinde korumak. Ona çeşitli unsurlarla, asimetrik savaşlarla ya da iç örgütlenmelerle kutuplaştıracaksın. Tek bir amaca yöneltmeyeceksin. Türkiye çok güçlü bir ülke. Düşünün, bugün 82 milyonuz fakat etki alanımız 500 milyon, 1 milyar, hatta bütün İslam dünyasını koyalım. 1,5-2 milyarlık bir dünyanın dörtte birine doğrudan etki edebilen bir devletiz. Ve çıban başıyız aslında dünya sistemi için. Düşününüz, her karara hayır diyen, dünya beşten büyüktür diyebilen, bunu Rusya ile yakınlaşsa da diyor, Amerika ile yakınlaşsa da. Şimdi böyle bir devletin kontrol edilmesi gerektiği düşüncesi hem NATO'da hem diğer dünya güçlerinde olduğu sürece Türkiye'nin hani başı bir şekilde bu sorunlardan çıkmıyor. 15 Temmuz demiştik ki 50 yıllık bir örgütlenme değil mi? Türkiye'de komünizmle mücadele dernekleri her ne kadar diyelim ki biz milliyetçi muhafazakar ve dindar bireyleriz. Komünizmle mücadele edelim doğru ama bunu yaparken kurulan örgütlenmeler aynı zamanda Türkiye'nin başka türlü kontrol edilmesine yaradı. Aslında bugün gördüğümüz bu çok acı bir gerçek. Yani biz denize düştüğümüzde biraz yılana sarıldık. Yılan da zaman zaman bizi sokuyor. İşin tam anlamıyla özeti bu. Bu da NATO üzerinden, Gladio üzerinden veya çeşitli askeri, siyasi, sosyal unsurlarla yapılıyor. Düşünün Taksim olaylarını düşünün. Bütün o 70'li yıllardaki kanlı olayları düşünün. 15 Temmuz öncesinde de düşünün, kısaca bir göz önüne alalım. 2007'den itibaren Cumhuriyet mitingleri, devamında yapılan operasyonlar, Suriye'nin karıştırılması, 15 Mart 2011'de ilk ciddi çatışmaların başlaması ve Suriye üzerinden asimetrik süreçler. Peki 28 Aralık zannediyorsam Uludere olayı 2011,
Yani Roboski'deki bombalama süreci. Hemen ardından 7 Şubat MİT krizi neydi o? Oslo görüşmeleri topluma sızdırılıyor. Onun öncesinde 12 Eylül 2010 referandumu. O süreçte Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi, daha önce yaşanan bir süreç. Kürt süreci ya da işte Kürt barış süreci gibi süreçler yapıyorsun. Yani toplumsal barışı değil mi? Dili konuşulsun, okullar açılsın diye uğraşılıyor. Kürtçe konuşulması artık hapishanede veya nerede olursa olsun, propaganda dahil serbest olsun. TRT şeşi açıyorsun. Yani AK Parti döneminde o kadar çok olay var ki. Bunları geriye doğru indirirsek 2002-2004 arasında darbe girişimleri ilk kez ay ışığı, işte çeşitli darbe girişimleri, Hrant Dink'in katledilmesi, ardından Raip Santoro ve Zirve yayın evi katliamı ki misyoner merkezi ama katledilmeye gerek yok ki, bu toplumu bilinçlendirdiğinde sen zaten dini anlamda güçlü olursun. Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması 2007-2008, yine aynı süreçte zannediyorum 2008'in başında AK Parti'ye kapatma davası açılması. Ya bu sıraladıklarımız o kadar büyük olaylar ki. Peki 7 Şubat'tan sonra ne oluyor, MİT krizinden sonra? Hemen ertesi yıl Gezi olayları, 27 Mayıs 2013. Yani Türkiye'nin başı bir türlü değil mi çıkmıyor. Arada MİT tırları hadisesi başlıyor. İHH 2014 başında İHH silah verdi deniliyor. Yalan çıkıyor. Ve bunlar anında dünyada gündem oluyor. Yani sivil toplum örgütleriyle, 2 medyasıyla, 3 ekonomik yapısıyla, 4 askeri ve terör örgütlenmeleriyle Türkiye kuşatma altına alınıyor. Yani bu o kadar ciddi bir şey ki, bir göz önüne alın kısaca. Bunların üzerine 15 Temmuz geliyor. Ben bir ayrımı daha yapayım. Ben bu küresel kuşatma kitabında Türkiye'nin dönemlendirmesini 3'e ayırdım. Birincisi 12 Eylül 2010 yılına kadar. Nedir bu? 12 Eylül 2010 referandumunda askerlerin de muvazzafların da yargılanması, soruşturulması süreci başlatıldı. Ergenekon ve Balyoz, yani çok net, az önce konuştuk, darbeyi yapan bir askeri çekirdek var. Fakat Ergenekon ve Balyoz davaları amacı dışına saptırılarak 27 Mayıs'ta nasıl belirli bir askeri kesim tasfiye edildi? Bu dava sürecinde de askeri yapının bazı güçlü unsurları, yani bunlar şunu getirdi. FETÖ dediğimiz örgütlenme, küresel sistemin bir aparatı olarak Türkiye'deki ordunun tamamen zayıflatılması için kullanıldı. Bu bir dönem küresel vesayetin yerel vesayet versiyonu olan Kemalist yapının kurduğu askeri bürokratik vesayet, 27 Mayıs'ta 50 yıl boyunca, 40 yıl boyunca kurduğu vesayet sistemini zayıflattı. Bu doğru. Burada cemaatle iktidar belli bir süre beraber yürüdü. Yani bunu böyle çok aham şaham, hayır ya şunu bunu demek şeyine sapamayız. Fakat amaçlar farklıydı. AK Parti Türkiye'deki askeri bürokratik vesayetin, benim gözlemim bu ve değerlendirmem, zayıflayıp sivil irade ve iktidar öne çıksın, seçimle iktidara gelenler ülkeyi yönetsin ki toplumsal barış yayılsın. O zaman istediğin şekilde sen toplumsal barışı yürütebilirsin. Fakat FETÖ küresel sistemin aparatı olarak Türkiye'nin zayıflamasını amaçladı. Bu ikisi arasında fark var. 12 Eylül 2010 referandumunda HSYK'da güçlendi. Ordu da kendi adamlarını atamaya başladı. Ve Türkiye'nin savunma kalkanı zayıfladı. Bunu gören yönetim zaten o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan da bu davalarda bir şeyin yanlış gittiğini bizatihi söyledi. Dedi ki, yani ben bir genelkurmay başkanının hapiste olmasını kabullenmiyorum dedi. Çok erken bir zamanda bu fark edildi. Fakat devlet sistemi yavaş değişen bir sistem. Sonrasında MİT kumpası geldi. Ardından gezi olayları 17-25 Aralık. Şimdi düşünün, Ergenekon ve Balyoz'un sulandırılmış bir operasyon olduğunu kabul edenler 17-25 doğru diyor. Ama aynısını o sistem yaptı, FETÖ sistemi. Bu şunu bağlamak istiyorum. Türkiye bürokrasisiyle, askeriyle çok güçlü bir direniş gösterdiği için Gezi'den sonra da. Gezi'de bakın 2013'ten 2016'ya kadar bir hakkı teslim etmemiz lazım.
ordunun içerisinden eskiden olduğu gibi 28 Şubat döneminde ne derdi? Ordudaki bir yetkiliye göre, değil mi? Ordudan aldığımız bir bilgiye, üst düzey bir paşaya göre bu haberler yapılmadı. Şimdi dersek ki ordu AK Parti'ye karşı cephe aldı, bu haksızlık olur. Fakat orada başka bir şey planlıyorlarmış. Orduyu darbeye altın vuruş, ben ona altın vuruş diyorum, 15 Temmuz'da iktidarı seçimle yenemediler. İktidarı çeşitli kumpaslarla, 17-25 gezi olayları, devamında DAEŞ'e silah götürüyor, seçimler, hatırlayın, Haziran seçimleri 2015, koalisyon kurulması gündeme geldi. Tam bu gündeme geldi, 22 Temmuz 2015'te ne oldu? Ceylanpınar'da 4. kattaki iki polis memuruna gece uyurken silahla saldırı yapıldı, katledildi. PKK önce kabul etti bunu. Bir hafta, iki hafta sonra baktı iş çok karışık. Ben dedi, ben öldürmedim. E peki HDP ne yaptı? 80'e yakın milletvekili var. Gidip Ceylanpınar'da biz artık silahlı mücadeleye hayır diyoruz demedi. Ne oldu? Türkiye'de hendek savaşlarını başlattılar. 25 belediyede özerklik ilan ettiler. Yani düşünün, bütün bunlara bu toplum direndi. Kürtler ve Türkler birbirine girmedi. Hendek savaşlarında düşünün, ona rağmen bir Diyarbakır, Topyekün, değil mi, bir çatışma alanı olmadı. Bir Cizre'de veya bir Batman'da veya diğer merkezlerde, Şırnak'ta toplum direndi. Türkler de direndi, Kürtler de. Bu işin silahla olmayacağına inanan %90, %95 toplum direndi. Şuna bağlayacağım. Toplumsal yapıyı bozamadın, siyasi sistemi indiremedin, medyada istediğin etki gücünü oluşturamadın, ajanlarınla, yani FETÖ üzerinden askeri bürokratik yapıda ve siyasette kurduğun ajanlarınla hareket edemedin, CHP'de kaset kumpasıyla lider getirdin ama o da senin işine yaramadı, MHP'de 10 tane MKYK üyesini, değil mi, kasetle indirdin 2010'da ki MHP'nin 30 yıllık dava insanları bunlar, orayı da yönetemedin, İyi Parti'yi çıkardın, HDP'de Selahattin Demirtaş ve eş başkanlık sistemini getirdin 2009'da, 2010'da. Siyaseti de istediğin gibi dizayn edemedin. AK Parti'yi yani indiremedin. Son çare, son hareket, son vuruş, yani son adım 15 Temmuz'u ya da zorunlu olarak artık darbeye inandılar. Kendileri de, küresel sistem de. Şimdi bunun arkasında Amerika mı var, yok mu? Hani arkasında ne var diyoruz. Şimdi darbeyi kim yaptı diyor Türkiye, FETÖ. Elebaşı nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde. 3 yıldır, tam 3 yıldır istiyoruz. Niye vermiyor? Niye biz bu şekilde bir istediğimiz örgütlü, yani örgütün üyesi olduğu kesin olan kişileri alamıyoruz? Sadece Yunanistan'a 4000 tane iltica var. Almanya'da yine yüzlerce asker ve sivil var. Amerika'da yine onlarca temel, değil mi, unsurları var, gazetenin eski yönetmeninden tutun. Peki 15 Temmuz sadece bir 15 Temmuz gecesi olabilir mi o zaman? İşte olmuyor. 15 Temmuz'un 50 yıllık bir Gladio NATO örgütlenmesinin uzantısı olduğunu buradan müşahede ediyoruz. Eğer bitmiş olsa bugün bunlara uğraşmayız. Eğer bitmiş olsa bu eski 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül darbesi gibi askeri yapının içerisinde sivil yönetime kızan bir grup olsaydı bu biterdi. Ama öyle değil. Siyasi, sosyal, kültürel, medya, değil mi? Birçok boyutları var. O bitmediği sürece bu bitmiyor. Yani bu darbe süreci bütün bir devleti ve toplumu yönetme, yönlendirme girişimiydi. 2010'dan 2016'ya kadar küresel devletler, yani küresel güçler devreye girdi ve küresel vesayet, yani askeri vesayet biraz zayıfladı 12 Eylül'de. Fakat bunu FETÖ kendisine kullanmak istedi. Yani yeni bir vesayet sistemi küresel güçlere. Türkiye'de AK Parti ve onun çevresindeki sivil güçlerle direndi. Yani burada haksızlık edemeyiz. MHP örneğin, dikkat edin, hiçbir zaman küresel güçlerin yanında durmadı bu süreçte. Devlet Bahçeli liderliğinde en zor zamanlarda hep yanında oldu. Şimdi bunu kabul etmemiz lazım. 2007'de Abdullah Gül seçilmediğinde de yeniden geldiğinde seçime, değil mi? Yani yer yer, tabii daha öncesinde MHP'nin işte CHP ile ittifaklarını görüyoruz. Kesinlikle. O veya Ekmelettin
İnsanoğluyla 10 Ağustos 2014'te seçime girdi. Fakat hiçbir zaman netleştiğinde süreç, benim kanaatim tabii bu, tam olarak AK Parti karşıtlığına, yani küresel güçlerin yanında durmadı. Ya şimdi bu biraz böyle karmaşık, tam çözemediğimiz süreçler ama genel eğilim bu. O peki kadar. Şimdi 15 Temmuz'un dediniz ki sadece o güne, o zamana has bir şey değildi. Bunun öncesi vardı veya işte NATO veya işte az önce saydığınız ülkelerin dahili vardı. Şimdi Amerika'nın bir kere yani 15 Temmuz'da çok açık ve net biçimde yani kendisini de ifşa ettiğini görüyoruz ki. Kesinlikle. Bir takım kanallarda, ki onların Fox News kanalında da bunu açık açık söylüyorlar. Veya o Amerikan Dışişleri Bakanı o zaman sanırım John Kerry. John Kerry Rusya'daydı. Değil mi? 3 saat geç açıklama yapıyor. Ve suratı çok asık bir şekilde, asık hani başarısız bir şekilde, olunca. Demek ki iyi planlanmamış gibi bir cümle kullanıyor. İnanılmaz değil mi? Bunu direkt söylüyor değil mi? Demek ki iyi planlanmamış. Benim okuduğum metinde var. Onun dışında CIA ya da eski kişilerin direkt darbe esnasında, bu darbe işte dinci gibi ifade olmasa da işte bu İslamcıları gönderecek gibi çok pozitif yaklaşıyorlar. Düşünün, daha komiğini, daha can alıcısını. Stratfor diye bir düşünce şeyi var. Bu Tayyip Erdoğan'ın uçağının nerede olduğunu paylaşıyor. Ya da işte şu haberi yayınlıyor. Tayyip Erdoğan kaçtı, Almanya'ya gitti. Bunlar küresel sistemin medyası. Ve maalesef ki Gezi'den beri adına solcu denilen, Kemalist olan, ulusalcı olan bütün unsurlar bunlara inanıyor. Ya inanabiliyor musunuz? Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi kendi ülkesinin gerçekleriyle değil, bir başka, yani aslında düşman unsurların medyasıyla hareket edebiliyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kökeninden koptuğunu gösteriyor. Zaten tartışmamız bu. Ulusalcı bir Baykal mesela olsaydı bir 15 Temmuz'da nasıl olurdu acaba? Yani CHP'ye yapılan bu Kemal Kılıçdaroğlu operasyonunun geldiği yer kendi içinde düşünmeli. Aynı 27 Mayıs'ta ulusalcı askerlerin tard edilmesi gibi, yani onların uzaklaştırılması gibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi CHP'nin milli kimliğinin yok edilmesidir. Bunu ister kabul ederler ister etmezler. Buradaki sonuç şuna getiriyor. O zaman küresel güçler de bu kadar güçlü bir AK Parti'yi, bir lideri yok etmenin çeşitli yollarını arıyor. Aslında bizim başkanlık sistemine geçişimizin temelinde de güçlü bir liderlik olsun, bu koalisyonlar olmasın, ülkenin ekonomisi belirli olsun. Diyelim ki bugün AK Parti olmasa bile iktidarda, milli, diyelim ki X, CHP, İYİ Parti, şu bu olsun, milli olsun, ülkenin çıkarlarını esas alsın ama ideolojik olarak uyuşmayalım. Toplumun yani değerlerine, insanların inançlarına, yaşam biçimlerine müdahale etmesin. Belli bir şekilde bu toplumda uzlaşıyla yaşayalım. Ama şimdi siz küresel çıkarlarınız varken, Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp S-400 almalıyız şöyle göğsünü gere gere söylemiyorken, toplumda sanki S-400 kendisini, değil mi, sarayı korumak için alınıyormuş gibi bir algısına yol açacak yayın yapılırken, daha düşünün, ötekileştirme, kutuplaştırma deniliyor. Bir Gün Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Şevket Eygi'ye gerici yaftasını sırf kendisi gibi düşünmediği için uyguluyorken, ta Cumhuriyet'in kuruluşundan beri gelen kara tehlike, gerici, irtica, şu bu söylemlerini gündeme getiriyorken, bu toplumda 15 Temmuz'un zemininin nasıl yok olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesele şu, toplum ciddi bir yıkımla karşı karşıya bırakıldı. Daha FETÖ'nün cemaatler bazında, toplumun inançları bazında, yardımlaşma, hizmet, bunlarda getirdiği yıkımı konuşmuyoruz. Kurban adaklarında inanılmaz bir düşüş var cemaatlere yönelik. Yani kendisi açık olan, ne yaptığı belli olan cemaatlere. Toplumda dini değerlere yönelik bir itimatsızlık. Ya Müslümanlar da böyle, bunlar da şunu yapıyor, kaçtılar, devlet düşmanı, şu bu. Yani büyük bir yıkım getirdi. Biz bunun sıkıntılarını yaşıyoruz aslında. Bunun üzerine 17 yıldır iktidarda olan bir AK Parti'nin de çeşitli hatalarını koyduğunuzda, gerek yönetsel, gerekse işte yapılan belediyelerdeki, yönetimdeki uygulamalar, bir de bunun üzerine bizim toplumdaki kişilerin bireysel çıkarlarına olan eğilimi, mesela emeklilikte yaşa takılanlar. Devletin ekonomik kapasitesi belli ama inatla bu
seçimlerle ve darbe, yani olumsuzluklarla birleştirilerek karşıya getirildi. Ve düşünün, şimdi Ankara ve İstanbul belediye başkanları EYT'lere destek veren, değil mi, belediye başkanları? Çözün. Çözemeyeceksiniz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Toplumsal yapının bütünlüğünü, dinamiğini bozacak her türlü algı operasyonu 15 yıl uygulandı. 14 yıl, 2002'den 2016'ya. Hiçbiri başarılı olmadı. Seçimlerde yine bu toplum en güvendiği lidere oy verdi. Son çare darbeydi ve son kurşun. Fakat onun da bitmediğini görüyoruz. Yani uyuyan hücrelerle 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi hala bu örgütlenmenin çeşitli şekillerde operasyon yaptığını görüyoruz. Dikkat edin, zihnimizi ve gönlümüzü bulandıran haberler hala yapılıyor ve boş çıkıyor. İnanabiliyor musunuz buna? Suriyelilere yönelik haberler. Suriyelilere devlet para vermiyor. Bunu defalarca ispat ediyorsunuz. Hayır, veriyor. Suriyeliler sağlık yardımı desteği alıyor ama bunun için Avrupa Birliği fonları, işte dünya devletleri fon gönderiyor. Çünkü neden? Avrupa'ya bunlar geçmesin, kendi çıkarları. Sanki Suriyeliler bizim vergilerimizi oy kullanıyor. Hayır. Şunu anlatmak istiyorum. 15 Temmuz, ben ona şunu söyledim. 15 Temmuz bir başlangıç. 15 Temmuz bir milli direniş tatbikatı oldu bizim için. Daha ağır darbeleri yapmak için fırsat kolluyorlar. Bunu şu cümleyle bağlayayım. Bizim toplumsal dinamizmimiz mi? Yani o dinamik yapımızı ne kadar aşağıya çekebilirlerse küresel güçler, o kadar istedikleri gibi at koşturabilirler. Bunu yapabilmenin de yollarından biri 15 Temmuz'du, başarısız oldu. Fakat artçı depremleri devam ediyor. Peki. Bunun da üzerinde biraz daha düşünmemiz şimdi, lazım. 15 Temmuz, biz bizzat o darbenin kendisiyle de biraz ilgilenirsek. Şimdi, tabii. Mesela başındaki o en üstteki komutanlar, komuta kademesi, işte bir ikinci ordu komutanı. Kesinlikle. Mesela hava kuvvetleri eski komutanı. Orgeneral. Şimdi Akın Öztürk gibi. Akın Öztürk. Şimdi evet. Bunların hepsinin doğrudan FETÖ ile şeyleri yok. Bağları yok. FETÖ ile bağları yok. En üst kademedeki bir takım kişilerin veya bir alttakilerin bir kısmının da yok. Fakat bunlar biz aktif olarak darbenin içindeler. Şimdi o zaman bu darbenin FETÖ artı dersek, tabii, yani FETÖ ile beraber dersek, yani o FETÖ ile beraber hareket eden subaylar sadece NATO'ya itaatli subaylar mıydı? Yani onların kimliği neydi? Yani sadece sıradan, hiçbir düşüncesi olmayan, sadece FETÖ onlara söyledi de yaptılar mı diyeceğiz? Şimdi çok enteresan bir yapılanma var. Şimdi Akın Öztürk ve onun gibi FETÖ'nün yetiştirmediği, fakat FETÖ'nün etki alanında kalmış, NATO üzerinden de bir etki ve aynı zamanda gerçekten AK Parti iktidarına karşı içinde ideolojik olarak karşıt olanlar. Yani biz bu darbeyi yapalım FETÖ'yle, sonra nasıl olsa bizim düşüncemiz egemen olur. Fakat ordunun o gün gece karar veren bütün orgenerallerinde çoğunluk siyasi gücün yanında durdu. Şimdi 1. Ordu Komutanı, İstanbul veya baktığımızda birçok bölgede birçok komutan siyasi gücün yanında durdu. Zaten eğer ordunun çoğunluğu, düşünsenize, bu kararı vermiş olsa daha çok ölüm ve daha çok sıkıntılar olurdu. Fakat burada çözemediğimiz şey şu: her bir askerin bireysel kimliğini anlasak bile bunu harekete geçiren dinamiği ya da iç ilişkileri tam çözemiyoruz. Neden? Akın Öztürk'e ne teklif edildi bilmiyoruz. Yani bunlar öyle çok da ideolojik bir yere yaslanmış değillerdi. Olmayabilir. Yani ulusalcı değillerdi. Hani öyle kısmen Kemal, belki Kemalist olabilir ama ulusalcı. Bir kısmı olabilir, bir iki tane çıkabilir ama bu onun gerçekliğini göstermez. Yani o da kendi idealleri için olabilir. Fakat ulusalcı olup bu darbenin Fethullahçı çekirdekle ve onun Amerika güdümüyle ve küresel gücün ve NATO'nun, Gladio'nun etkisiyle yapılmaya çalıştığını anlayan her ulusalcı zihin ve asker bunun dışında durmuş. Bu anlaşılıyor. Şu gerçekliği kabul etmemiz lazım. Ben Gezi'den beri nasıl ordunun belli bir kanadının sivil siyasetin yanında olduğunu söylüyorsam, bunun 15 Temmuz gecesi yansımalarını gördük. Bütün orgeneraller ya da işte düşünün Akıncı
üstündeki toplanan birçok orgenerale ve generale aslında imza attıramıyorlar. Başta Hulusi Akar'a, yani Genelkurmay Başkanı'na. Dolayısıyla hani burada bir genellemeci tavır yapamıyorsunuz. Bir de bizim iç istihbaratımız yok. Yani bu asker kime bağlıydı, kim yetiştirdi, hangi ideolojik sahikle hareket etti, tamamını çözemiyoruz. Ben biraz da şunu görüyorum. 27 Mayıs'ı ve devamındaki darbeleri çalışırken şunu gördüm. Ya ordunun içerisinde asker olan bir bireyin içerisinde böyle bir aktif bir taraf var. Yani bir heyecan, bir ele geçirme, yönetme, kısa sürede her şeyi yaparız duygusu. Devleti iyi idare ederiz. Biz seçilmiş insanlarız. Ordu, yani askeri yetiştirmede böyle unsurlar var. Her bir asker bir lider gibi yetiştiriliyor. Ve bu devleti en iyi yönetme gücüne sahip olduğunu düşünüyorlar. Burada böyle duyguların da devreye girdiğini, nitekim Akıncı üssünde biliyorsunuz Genelkurmay flaması ve Türk bayrağıyla hazırlıklar yapılıyor. Biraz ne diyelim? Kişisel hesaplarla da girenler olduğu görüyoruz. Bunun için bir fidelik oluyor FETÖ. Fakat FETÖ'nün çekirdeğindeki komutanların büyük çoğunluğu ne olduğunu biliyor. Yani onlar işte ne diyoruz? İşte şimdi çeşitli sivil imamlar, şunlar bunlar, isimlerini bile geçirmeye gerek yok. Bunların tamamı meseleyi biliyor. Peki. Şimdi halkın meydanlara, sokağa inmesi Erdoğan'ın işte meydanlara inin demesinden önceydi. Yani evet, o açıklamayla beraber tabii ki çok daha büyük bir kalabalık oluştu sokaklarda. Evet. Ancak onun öncesinde, yani saat 10'lardan itibaren, belki 10.30'dan itibaren halk sokaklara indi. Şimdi halkın sokaklara inmesinde yani ne etkili oldu diyeceğim ama şöyle sorayım. Daha önceki darbeler bizi çok yıprattı veya işte bizim irademize bir ipotek koydu. Biz artık bundan sonra böyle bir şey istemiyoruz muydu? Yoksa darbenin arkasındaki Amerika'yı artık hep konuştuk. İşte yok, bizim çocuklar yapmıştı. Daha önce şöyleydi, böyleydi. Bundan sonra Amerika'ya karşı bir daha bir yöneticiyimizi vermeyeceğiz miydi? Yani halk bir anda hangi refleksle böyle yani sadece Erdoğan açıklaması değildi. Onun öncesi var. Yani hangi tehlikeyi bertaraf etmek istedi? Yani refleksin sebebi neydi? Halktaki refleksin. Böyle biraz oraya girelim, bir yere daha geleceğim. Bir bağlayalım oradan halkın tepkisine. Bugün örneğin 3. yıl dönümündeyiz. Çok özel bir günde. Şu anda köprüde az önce buraya gelirken gördüm. Büyük bir kalabalık var. O şehitleri anmak için yapılan anıt mezar diyelim, ya da anıt binasında ve yeni açılan 15 Temmuz Hafıza Müzesi ve onun yanında cami, orada büyük bir kalabalık zannediyorum gecenin ilerleyen saatlerinde devam edecek. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda zannediyorum Cumhurbaşkanı'nın konuşması ve çeşitli etkinlikler yapıldı. Bunlar şunu gösteriyor. Şimdi 15 Temmuz 2016 öncesinde 17-25'ten beri, onun öncesinde de dershanelerin kapatılması, gezi olayları, bir toplumsal hareketlilik başlamıştı. Ve darbeler konusunda bu toplum bilinçlendi. Sosyal medyayı düşünün, diğer hareketlenmeleri, eğitim ve 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın acısını fazlasıyla çekip bunun bilincini bugüne aktardı. Yani bu biraz da çokça konuşuldu diyor. Tabii yani. Çokça konuşuldu ve toplum aslında darbelerin ne gibi bir süreçlerle işlediğini hissetmeye başladı. Ve FETÖ meselesi biraz devlet tarafından çözülünce, çünkü paralel devlet yapılanması 2014'te ifade geçiyor. 2015'te ilk FETÖ yaklaşık ifadeleri başlıyor. Onun üzerine yavaş yavaş bunların şirketlerine, medyasına el konulmaya başlanıyor devletin hukuki süreçleriyle. Yani bir hareketlenme var. Ve o gece FETÖ darbesi olduğu hemen teşhis edilebiliyor ilk anda. Bir de bunun bir şeyi daha var. Şimdi gündüzleyin biliyorsunuz orada bir MİT'e gidip gelen bir albay var. Yani devlet darbenin biraz öncesini fark ediyor. Gece 3'te yapılacak darbe, 03'te 6-7 saat, 10'a 10.30'a çekiliyor. Bütün MR'ler bunu gösteriyor. Onun öncesinde bir şey daha net konuşalım. Devletin
ordunun içerisinde ve belirli kanallarda bir hareketlilik olduğundan haberi var. Aslında MIT'in çeşitli raporlarına küçük de olsa yansımış. Bir aslında şöyle bir darbe olabilir, bir askeri kalkışma şu bu değil mi? Çeşitli şeyler var. Fakat nasıl olacağı veya 15 Temmuz'da olduğu gibi halkın katledileceğine dair bir tahmin yok belki de. Ya da böyle önden siz darbe konuştunuz, hadi sizi içeriye aldık. Ne siyasi konjektür bunu destekliyor? Düşünebiliyor musunuz? 15 Temmuz olmuş, buna tiyatro diyor muhalefet. Yani daha darbe olmuş, 251 şehit var, buna bile tiyatro diyen muhalefet. Darbe olmadan sen onlara hukuki bir süreçle yaklaşsan bile sen ne yapıyorsun diyecekti. Ya iş çok karışık. Her şeyi biz böyle olup bitince anlamaya çalışıyoruz. Toplumun çeşitli duyarlı kesimleri buna hazırlıklıydı. 15 Temmuz gecesi sivil toplum örgütleri, MHP... O zaman şu soruyu yani hemen atlamadan süre araya tabii gideceğiz de, gece 3'te olsaydı yine toplum aynı bir heyecanla çıkar mıydı? Şöyle, asker daha önce her yerde mevzi alsa ve Cumhurbaşkanı Allah korusun eterne edilmiş olsaydı çok zordu. Zordu. Peki. Kabul etmemiz lazım. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz değerli izleyiciler. Buradayız. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sosyolog Doktor Erkan Çağ hocamla 15 Temmuz üzerine konuşuyoruz. 15 Temmuz'un 3. yıl döneminde tam da günündeyiz, akşamındayız. Şimdi 15 Temmuz darbesinin aktörleri, arkadaki işte kuklacılar mı diyeceğiz veya direkt failleri mi diyeceğiz, azmettiricileri mi diyeceğiz? Onunla biraz değindik sanırım. Evet. Şimdi 15 Temmuz'da halkın duruşu, tepkisi üzerine de biz en son konuştuk. Yani halk neden bir anda ve büyük bir heyecanla karşı çıktı ve bunun işte dediniz ki darbeye karşı bilinçlendi bu arada. Çok işte 28 Şubat'ın bıraktığı izler vardı. Ondan sonrasında yaşananlar vardı. FETÖ'nün ifşası oldu, deşifresi oldu. Şimdi 15 Temmuz'un sonrasına da geleceğim. Yani tabii. 15 Temmuz'da halkın kazandığı bir işte diyelim devrim diyelim buna. Halk kazandığı bir devrim. Hani çok şey moda bir tabirle acaba çalındı mı veya çalınma mı girişimi oldu? Yani birileri sanki bugün dün bile yazmışlar yani aslında bu darbeyi Kemalistler önledi. İşte eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı dinci bir devlet, Fethullah Gülen'in işte önderliğinde dinci bir devlet oluşacaktı. Buna da Kemalist subaylar falan izin vermedi gibi Fikret Billah mesela öyle bir şey karalamış. Şimdi birileri işte demokrasi kazandı falan diyerek olayı böyle sağa sola çekme falan. Şimdi ona da geleceğim de şu 15 Temmuz'u yapan, yaptırılan, kendisine 15 Temmuz yaptırılan erk veya o işte o takım o şey. Ya diğer darbelere baktığınız zaman bu kadar geniş bir kadro yok yani aslında. Bu kadar geniş bir albay, işte subay, asbay, çok geniş bir şey kullanılmış yani. Şimdi az önce siz dediniz ki bir takım kayıp halkalar var arada. Yani işte o darbeye katılanlarla ilgili. MIT'in işte öncesinden sanki harekete geçirdi gibi bir şeyi var, tavrı var. Ya bu kadar geniş bir kadro katıldığı halde ya nasıl yani bunların arasındaki şey çözülmez. Yani iletişim çözülmez. Şimdi o kadar garip bir şey ki mesela bu çok hikaye duyuyorsunuz, yaşanmış. Bizzat ben de duydum bunu. Almanya'da bir arkadaş diyor ki ben diyor işte birkaç ay öncesinden yani Mayıs ayında mesela Temmuz için diyor bilet alacaktım. Temmuz için Türkiye dönüş bileti, geliş bileti alacaktım. Komşum dedi ki ya Temmuz'un ortasında dedi Türkiye'de bir şeyler olacak. Türkiye karışacak, darbe olacak. Sen nasıl o tarihe bilet aldın dedi. Bu iki ay öncesinden şimdi en altlarda bile bunlar konuşuluyor, bunlar biliniyor. Hatta bunların gazetecileri tweetler atıyorlar, böyle imalı imalı şeyler yazıyorlar. Yani şimdi o tarihlerde kendilerinin bir şey yapacağını hep bilirken şimdi az önce şimdi MIT dediğimiz şey ne yapmıştır? Veya devlet bunu nasıl böyle bilmez? Nasıl tedbirini
almaz, almamıştır demiyorum. Yani almamış, küsükür filan. Bir sorun mu var? Yoksa hayır, biraz önce gerçi ifade etmeye çalıştınız ama devlet biliyordu da işte böyle mi olsun istedi veya bir kısmını bilmiyordu da bu kadarıyla mı olayı çözmeye çalıştı, anlamaya çalıştı, teşhis etmeye çalıştı. Ne diyorsunuz bu enformasyon için? Şimdi şöyle bağlayalım. Öncelikle siyasi ayağı var dedik FETÖ'nün, ki siyasi ayağı şudur. FETÖ cemaat yapısı eskiden bildiğimiz haliyle hangi şehirde, hangi belediyede, nerede bir çıkarı varsa oraya oy verirdi. Bir A şehrinde CHP'ye, B şehrinde diyelim ki ANAP'a verirdi yıllar boyunca. Gençliğimizden beri biliyoruz bunları. Benim bulunduğum şehirlerde bu stratejiyi izlerdi. O siyaseti kullanma yönü. Bunun üzerinden dini toplumsal bir yapı güç devşirirdi. Okullar açtı, dershaneler yapılar. 90'larda ise bu yön değişti, birçok uzmanın tespiti. 90'lardan itibaren küreselleşti. Yani FETÖ'nün hain elebaşı Amerika'ya gitmeden 3-4 yıl önce bunun değiştiği ve küresel güçlerin tam aparatı olmayı başardığı söyleniyor. Onların uzmanları var, söylüyor. Bu ordunun içerisindeki Fethullahçı terör örgütünün ana unsuru yerleştirmeler 77-78'e kadar uzanıyor. Hatta 70'lerin ortasına. Şimdi bu öyle karmaşık bir yapı ki eşini en sonunda hiç evlenmeyenler var. Eşi açık olup değil mi alkol şişesini çöpüne bırakanlar var. Namazını sadece gözle kılanlar var. Artık bunların listesi biliniyor. Bir de bunlar egemen olduğunda okullarda, alımlarda hep kendileri gibi olanları alıyor. Hepimizin eş dost çevresinde oldu, akrabalarında oldu. Bunun temeli neydi? Cumhuriyetin temel ilkelerinden olan laiklik en katı şekilde uygulandı. Yani toplumun dini inançlarını bireyler yaşayamadığı için gizli yapılanmalar oluştu. Gizli yapılanmalar dediğimiz neydi? Düşünün, risale okumak devlete isyandı. Toplanıyordu insanlar evde, risale okuyor değil mi? Düşünün, Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşadığı sıkıntılardan tutun. Bugüne kadar 60 yıl, 70 yıl geriye götürün bunu. Toplumda dini hayat baskılandı. FETÖ, bakın, hem baskılayan aynı güç, bu baskıladığı toplumda bir örgütlenme yapan da aynı güç ve bunu devleti, toplumu kontrol etmek için bireylerin enerjisini kullanan da aynı güç. Yani FETÖ örgütlenmesi birçok cemaatte başarılı olamadıkları o yönetme sistemini burada başarılı oldular. Ve ordu tarlasını yavaş yavaş ektiler. 77-78 diyorum, tam 40 yıl. Ve kadrolarını adım adım yerleştirdiler. Bu general seviyesindeki gençler diyorum ki onlar vatan hainidir bana göre. Ya çok açık, idam olsaydı keşke. Çok açıkım ben, açık düşünüyorum bu konuda. Devlete baş kaldıranın başı kesilir. Osmanlı İmparatorluğu devlet olarak 600 ayakta kaldıysa bütün vatan hainlerini asmayı, öldürmeyi becerdiği içindir. Siz şimdi bunu beceremediğiniz sürece onlar yeniden örgütlenecek. Mahkemede verdiği ilk ifadeyi değiştirme gücünü buradan buluyor. Çünkü neden? Dışarıdaki örgütlenme devam ediyor. O yüzden orduda ne gibi bir yapı var diyorsunuz ya, bunu çözümlemenin zor tarafı bu. Siyasette örgütlenmiş, bürokraside örgütlenmiş, her yerde örgütlenmiş ve bu birbirini destekleyen bir sistem. Düşünün, şu anda 10 binin üzerinde asker atılmış, bunun binlercesi içeride ve bunlar ifadelerinde aynı kelimeleri kullanabiliyor, inkar edebiliyor aynı şekilde. Ben yapmadım, ben görmedim, ben bilmedim. Yani örgütlenmenin gücü, eşiyle, karısıyla, kızıyla, annesiyle not gönderiyorlar cezaevine. Sonra diyorlar ki toplumda da günahsızlar var. Kadınlarını da kullanıyorlar, çocuklarını da. Çok açık bir şekilde hiç kimse, bizler bir ortalama Müslüman olarak kimsenin aç kalmasını, evinde açlık çekmesini, işsiz kalmasını, üzülmesini, yani KHK mağduru dediğimiz 20 bin civarında insan var. Bunun 120 bini mahkemelerde aklanmamış ama bir kısmı aklan. Ya bunları gönül rahatlığıyla ölsünler açlıktan diyebilecek bir insan mıyız? Rızkı verenin kim olduğunu bilirken. Ama öyle bir yapıdan bahsediyoruz ki
Karloğlu zannediyorsam Rus Büyükelçi Ankara'da suikast yapıldı. Aralık 2013-16'da hemen bir süre sonra Rusya ile aramızı tekrar bozmak için. Uyuyan hücreleri bilmiyoruz. Kimin ne olduğunu bilemediği bir ortamda devlet tedbirlerini alıyor. Buradaki haksızlıkları çözebilmemiz lazım. Ordu yapısını sordunuz ya, orduyu anlatabilmemiz için bütün yapıyı çözümlememiz gerekiyor. Böyle bir yapı. Şu anda bile orduda her gün muvazzaf asker topluyorsunuz. Her gün muvazzaf FETÖ'ye iltisaklı asker topluyorsunuz. Nasıl oluyor değil mi? İnanılmaz bir şey. Yani ordudan topladığımız FETÖ diyebileceğimiz kişi sayısı 10 bin, 15 bin, 20 bin. Hala Ahmet yine bu savcılardan, askeri soy ismini yanlış söylememek için söylemedim. Hala 10 bin kişi var diyor. Evet. Yani dolayısıyla bu kişiler şöyle de oluyor. Ya orduya girmek için, öğretmen olmak için, devletin işte memuru olmak için cemaate girmek lazım diye başlayanlar da var. Yani yine kişisel çıkarları meydanda. Ya adamın davaya falan inandığı yok. Tıpkı şu anda AK Parti'nin içerisinde dava mava hikayesi deyip kendine göre kişisel çıkarını düşünenler gibi gerçekçi olalım. Ne yozlaştırıyor AK Parti'yi? Bu şekilde söyledikleriyle yaptıkları uymayanlar. Aynı şekilde cemaati de kullandı. Bugün X bir partisi yükselse onun çevresine yuvalanacak insanlar. 5 tane parti değiştirmiş adam. En son durağı AK Parti. Güvenin azalıyor mu? Azalıyor. Bunun gibi cemaatler, terör örgütleri bile bugün kişisel çıkarların bir aracına döndü. Bugün Güneydoğu'da yaşadığımız sorunlar, yapılanma nasıl? Bir yanda uyuşturucu ürettir, bir yandan sattır, bir yandan gençleri dağa göndermeye çalış. Bu toplumun bütün yapısını bozmaya çalış. O yüzden FETÖ'yü ifade ederken ben kitabımda da uzun uzun bunu anlattım. Bir şemsiye örgütten bahsediyorum. Zamanı geliyor, düşünün, Edirne'den kaçacaklar. Orada bir FETÖ'cü, bir PKK'lı ve bir DHKPC'li aynı arabada yakalıyorsun. 3 tane aranan örgüt üyesinin aynı araçta ne işi var? Ya toplumumuz bu konuda aptal olmamalı, ahmakça da olmamalı. Terörün nasıl bir ilişkilenme içinde olduğunu görmeli. Bunları kuran yapıların Türkiye'nin gücünü ve enerjisini almak istediğini görmeli. Ordudaki temizlenme tamamlanır. Sebebi şu, kendinizi uzun süre gizleyemezsiniz. Ama toplumda bunu aynısını yapamıyorsunuz. O yüzden toplumdaki FETÖ'cülerle mücadelede yanlışlar var. Fakat bunu şurada bağlayalım sözü gelmişken. Bugün işte Yüksek İstişare Kurulu kuruldu. Bülent Arınç ve çeşitli kişilerin de olacağı. Buraya bu KHK sorununun getirileceği. Çünkü bir sorun olduğu gözüküyor. Yani iftira atılanlar olabiliyor. Ya da yine FETÖ'nün üst kademesindeki bir kişi alt kademedeki FETÖ'cü gibi gözüken cemaat üyelerini ihbar ederek kendi yerini garantiye alıyor. Yani oyun içerisinde oyun ve üstelik toplumsal yapıda kalıcı bir yara oluşturmak için bu FETÖ'cülük yaftasıyla birçok iş de yapılıyor. Bu süreçte ben biraz sabırlı olmamız gerektiğini ve sağlık, beslenme gibi desteklerin KHK'lı olsun olmasın. Bu konularda biraz daha devletin belki hani yumuşak olması gerekebilir. Buna katılıyorum. Yani şimdi 14 yaşında bir çocuk evde anne babası diyelim ki KHK'lı atılmış. Bunlar bir süre iş bulamadı. Gelir de yok. Toplumsal bağı da kopmuş. O çocuğun bizi kaybetmeye hakkımız yok. Devletler çok sert cevap verir bu tür olaylara. Neşteri vurdu, kesti bacağı. Fakat sosyal olarak bizlerin bazı çözümler üretmesi gerekebilir. Çünkü bu devlet devam edecek, bu toplum yaşayacak. Bizler, düşünün, PKK'lı olanın kardeşini bile toplum ötekileştirmeden yaşamaya gayret ediyor. Eğer ötekileştirsek o zaman bütün 10 bin tane diyelim ki FETÖ'cü, şu bu işte bir terör örgütü üyesi olduğunun ailelerini de o zaman bizim FETÖ'cü ya da terör örgütü üyesi direkt yapmak gerekiyor. Çok karışık bir süreç çünkü toplumsal bir yönü var. Ordudaki süreç de böyle. Adım adım bu ankesör şu anda biliyorsunuz davası devam ediyor. Onun yanında mahrem imamlar artık tamamen hemen açığa çıkmış durumda.
Ya devletin işi de çok zor. Biraz toplumsal olarak bunu da kabul etmemiz lazım. Bu esnada da deformasyon devreye girdi. Düşünün, algı operasyonlarıyla işte KYK'dır, emekli yaşa takılanlar, Suriyeliler üzerinden bir operasyon. Şimdi, yani evet. Şunu anlatmak istiyorum. 15 Temmuz'u biz bir askeri darbe olarak ele alamıyoruz. Doğrudan toplum ve devlet yapımıza ve bireylerin inançlarına kadar müdahale eden bir yapılanmadan bahsetmemiz lazım. Şimdi gerçi bu da çok karmaşık bir denklem getirdi. Evet. Çözemiyoruz. Cümle arasında değindiniz ama yani FETÖ'cü yaftası işte birilerine diyelim ki FETÖ'cü yaftası vurarak onların bulunduğu işte makamdan, mevkiden atılıp yerlerine kendilerinin gelmesini sağlayan bir takım klikler de var. Bu da oldu. Mesela. Bu da gözüküyor. Şimdi işin daha da garip tarafları, daha da acı tarafları diyelim. Güvenlik soruşturmaları var yani şu anda. İşte memur alımı yapılacak. Deniyor ki evet sen her ne kadar şeyi geçmiş olsan da, bir takım sınavları falan geçmiş olsan da seni soruşturacağız. Neye göre soruşturacağız? Muğlak. Yani bu o kadar bir muğlaklık var ki ona deniyor ki kusura bakma soruşturmaya geçemedin. Yani hiçbir cevap şey değil. Şöyle yapılabilir. Şimdi, tabii buyurun tamamlayın. Yani burada bu suistimaller artık hani bir KHK şey başlığı altında değerlendirilemeyecek kadar genişlemiş. Artı daha da vahim bir şey var. Şimdi deniyor ki mesela güvenlik soruşturmasından geçmeyen kişiye İşte senin baban mesela Hüdaparlıymış, Hüdapar üyeymiş. Şimdi burada o kişiye uygulanan yani yöntem FETÖ'nün uyguladığı yöntem veya FETÖ'nün bıraktığı bilgiler üzerinden yapılan bir işlem. Yani FETÖ bir bilgi bırakmış, o bilgiyi kullanılarak o kişi bir haktan mahrum ediliyor. Mesela. Şimdi bunlar mesela dersiniz ki istisnadır hani bir iki filan fakat şey genişleyince yani bir de zamana da yayılarak genişleyince siz diyorsunuz ki ya bundan birilerinin yani haberdar olmaması çok garip bir şey gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Şimdi buraya da gelelim ama çok dağıtıyoruz belki. Toparlayalım. Toparlayalım hocam. Evet, evet. Süremizde düşünerek soru. Tamam. Ben de soruları uzatmayayım. Ya FETÖ siz sosyologsunuz hocam. Evet, maalesef diyecektim, maalesef. Az önce söylediniz. Çok ilginç diyaloglar var, internette de dolaşıyoruz, biz de televizyonlarda izledik. Mesela FETÖ'cü asker, subay, halka işte ne bileyim saldırırken, hakaret ederken bağırma, otur şuraya dua et. Otur şuraya işte bir ayet oku, sure oku veya darbenin başarılı olması için ekran başında Yasin okuyanlar filan. Şimdi bir gerçi bu biraz dini sahasına giriyor ama bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu dinin cemaat boyutuyla küresel sistem bunu nasıl başardı? Yani çok iyi bir dediniz 70'ler filan da bu dinle bu sosyolojiyi nasıl başardılar? Böyle bir şimdi tabii sosyolojinin ilgilendiği temel bir alan da kült yapılar. Yani bu kişi şu anda vatan hainliği artık tescillenmiş ve Türkiye düşmanlığıyla kendini tamamlamış kişi ve bütün o Hüdapar olur, X olur, Y olur, Z olur yapıları suçla kodlanmış. Az önce kitabımda bakmak istedim. Sadece Hüdapar değil birçok yapıyı, cemaati, grubu ne yaptı? Bunlar raporlarla çeşitli ne diyelim güvenlik soruşturması ya da mahkeme süreçleriyle dinlediler. Onları çeşitli şeyleri kilitlediler. Yani devlet işte ne diyeyim bölücülük suçu attılar, şunu attılar, işte gizli yapılanma suçu attılar. Ayrıca şöyle söyleyeyim, şimdi ben hukukçu olmadığım için bunun içerisinde diyelim ki X yapı isim vermeyin, ondan 10 kişi böyle olabilir. Geneline attığın zaman ve geneli üzerinde kaldığında bu ifade dediğiniz gibi babası şöyle, şu böyle, bu böyle. Bu sorun nereden geliyor biliyor musunuz? Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren biz ötekileştirmeyi yapıyoruz. Yani dikkat edin, bugün iktidarda AK Parti var ama daha önce başka vardı. Şimdi AK Parti döneminde bunları konuşmamız aslında üzücü. Neden? 28 Şubat'ı yaşamış bir siyasi geleneğin bunlara daha dikkat etmesi gerekirdi. Fakat AK Parti iktidara geldiğinde bürokratik yapıdaki en örgütlü dini yapı, dini görünümlü yapı cemaatti.
O gün cemaatti. FETÖ'ydü. Ve bu FETÖ şimdi, olarak değil. Tabii cemaat kelimesi yani kastımız biraz özelleştiği için. Tabii anlıyorum. Ama anlıyorum. O gün biz bunun FETÖ olduğunu bilmiyorduk. Evet. Ama o 2002'de de FETÖ'ydü. 1992'de de FETÖ'ydü, 80'de de FETÖ'ydü. Çünkü amacı belli. Adam zaten gizlememiş vatan haini olarak. Açık açık videosunda söylüyor. Devleti ele geçir, şu bu, tamam. Fakat diğer konuya bağlayalım bunu. Nasıl? Değil mi? Hani bugün bu dini yapıyı. Kült. Kültleşmiş. Yani affedersiniz izleyicilerimden, adamın iş çamaşırına kadar bunu bir, değil mi? Adamın yani sümkürdüğü mendili bile alan bir kişiden bahsediyoruz. Gördüğünde deliren bir yapıdan. Yani onu görmenin sanki peygamberi görmüş, haşa huzurda, değil mi? Gibi kendisini hisseden. Yani ne diyorsa doğru. Sanki hakikat onda mücessem olmuş da. Ya inanılmaz bir şey. Bu nereden kaynaklanıyor? Ben bu konuda biraz haddimi aşmak da istemem ama dini eğitimi zayıf verilmiş bireyler ve toplum ister istemez bu boşluğu bir şeyle dolduruyor. Biz elbette tarikat, değil mi, tekke, işte ne diyelim, bir şey, bir gelenek var bizim toplumumuzda ama sahih gelenekler ve sonradan türetilmiş gelenekler arasında fark var. FETÖ çok güzel insan psikolojisine de hitap eden, değil mi? Ağlayarak, sızlayarak, ben öldüm bittim, 30 yıldır adam ölüyorum diyor, hala öldüğü yok. Giderek, değil mi? Bu yalanıyla toplumu kendisine bağlamış, aldatmış ve toplumun o dine olan ihtiyacını duygusal bir ajitasyonla karşılamış ve kendisini de kült bir yapının lideri olarak lanse etmiş, bunda da başarılı olmuş bir yapı. Şimdi bunda gözünü açan bir birey, en kötüsünü söyleyeyim. Bu bireyler annesini, babasını, eşini bile affedersiniz satıyor. Yani onunla bağını koparıyor. Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Orta Asya'ya gidiyor, bir şey anlatmıştı. Üç şeyi kopartıyor adamlar. Bir bireyin kendi özgürlüğünü, yani kendisi olma imkanını aileden ve tabii ki bir devlet bağından. Güneydeki devlet bağı vardı onların, biliyorsunuz. Aslında kodladıkları. Adamlar Türkiye diye bir devleti kendi vatanları olarak görmüyor. Görse Amerika'da yaşamayı, ismini değiştirmeyi, kimliksizleşmeyi ve artı vatansızlaşmayı nasıl kabul etsin? Yeni bir format atılmış. Görünüşü Müslüman, dili Türkçe ama içeriği bize ait değil. Tamamen kaybettiğimiz bir kuşak, kayıp nesil. Ve bunu diğeriyle bağlayalım, böyle bir nesli yönetmesi çok kolay. Ve buna istihbarat, CIA olur, KGB, istediğiniz örgüt bunu yönlendirebilir. Bu örgüt Türkiye'nin bütün onu güçlü tutan unsurlarına da düşman olacaktır. Ben şimdi hiçbir cemaate, hiçbir yapıya bir herhangi bir sıfat koymadan söyleyeyim. Neden İsmail Ağa cemaatine düşman olur mesela? Mesela İskenderpaşa cemaatine ya da bir Erbakan'a yıllarca niye açıktan düşmanlık yapar bir FETÖ? Neden? Bir düşünelim bunları. Yani hangi yapı Türkiye'nin milli ve yerli gücüne, bağımsızlığına güç veriyorsa, ister dini ister din dışı, ona düşman. Bunun altında işte ben hep şunu arıyorum. İsmi önemli değil. Gladio ve NATO ve küresel güçler, Türkiye olur, İran olur, Brezilya olur, dikkat edin, Meksika olur, Venezuela, Kolombiya olur, Venezuela olur, hiç fark etmez. Kendisine karşı güç alanı oluşturabilecek her yapıyı kendi içinden çökertmek için bir sistem kurmuş. Şimdi hocam Mısır en geniş örneğiydi bunun. Peki. Ya aslında biraz yüzeysel de gidiyoruz kolay olsun diye. Çok derin olayın çok derin varyantları ve detayları var da. Şimdi ya 15 Temmuz'un sonrası diyeceğim. Şu anda kendisini işte yurt dışında tekrar formatlayan ve bir şekilde çalışmasına devam eden bir örgütten bahsediyoruz, değil mi? Amerika'da faaliyetleri son derece yaygın şekilde devam ediyor veya diğer ülkelerde. Türkiye'nin de bu konuda eli çok zayıf. Yani yurt dışında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi yurt içinde, yani Türkiye içinde çok keskin bir şey var, bir dil var ama yurt dışında ise çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdi yani küresel güçler, bunların ileride
tekrar kullanılma ihtimalini herhalde cepte tutuyorlar. Tabii. Bir yerde o. Fakat şimdi ben hali oraya geçtik. Şimdi Türkiye'ye gelirsek, ya şimdi Türkiye'de evet devlete çöreklenmiş bir şekilde 90 senedir kendisini bu devletin sahibi gören işte bir kemalist bir şey var. Yapı var. Bir yapı var. Şimdi AK Parti iktidarı da bu kemalist yapıyı işte FETÖ karşısında gördüğü için, ha siz de FETÖ karşısındasınız, o zaman siz de bizim yanımızdasınız veya size de bir takım alanlar açalım dediler ve diyorlar ve şimdi bu nereye gider? Yani böyle sanki FETÖ'nün karşısında olsun da kim olursa olsun işte bir yerde bakıyorsunuz, az önce siz de söylediniz, o Mehmet Şevket Eygi'ye işte cenazesi için çok ağır böyle edepsiz ifadeleri kullananlar şu anda hiçbir sorunla karşılaşmıyorlar. Ya işte internet siteleriyle, basınla, medyayla ve değişik alanlarda çok çok rahatlar. Bunlara karşı hiç kimsenin bir şeyi de yok, rahatsızlığı yok. Bu nereye gider hocam bu şekilde? Şimdi şöyle bir sorunumuz hep devam ediyor. Türkiye'de Kemalist devrimler %90 dine karşı yapıldı. Cumhuriyet'in kuruluşundaki temel öge dinin etki alanını, gücünü kırmak üzere işledi. Maalesef Kemalistlerin bunu göremeyişi, hala aynı noktada duruşu çok ciddi bir çatışma alanı. Yani AK Parti döneminde ne oldu? Dindarlar, Müslümanlar, milliyetçi muhafazakarlar, biraz dinine bağlı olanlar görünür hale geldi. Bunları rahatsız eden bu aslında. Güç elde etti değil mi? Toplumsal, siyasi, ekonomik. Evet. Şimdi bu güç 15 Temmuz'da dine karşı din projesi FETÖ ile bir şekilde kontrol edilmek istendi. Dikkat edin, Kemalistler ya da işte bir CHP'ye bakıyorsunuz, tiyatro şu bu demişinin altında FETÖ'ye gizli bir destek var. Yani Amerika'daki çıban başı bir şey diyor, buradaki Kemal Kılıçdaroğlu aynısını savundu 1-2 yıl. Bu sene ilk defa Özgür Özel garip bir şekilde tiyatro miyatro diyenler var sağda solda. Bu bildiğimiz kanlı darbeydi diye meclisin altında bir, yani bir haberde konuşuyor. Kardeşim, bunu söyleyen senin parti liderin. Cumhuriyet Halk Partisi temel zihniyetinde ulusalcı kimliğini evet korusun. Din konusundaki bu angajmanlarını, takıntısını aşmalı ki yoksa bu çatışma devam eder. AK Parti için de onu zayıflatan bir unsura döndü bu. Nasıl? Fabrika ayarlarına dönelim diyoruz. Tamam, barışalım, birlikte olalım, hep beraber olalım. Ama o kadar ciddi bir saldırı var ki yine dindarlara. Düşünün, 23 Haziran seçimleri oldu. Hemen ertesinde İstanbul metrosunda Kara Fatma dedi bir kadın. Hemen gazeteci kılıklı fakat bir provokatör, değil mi? İsmini bile hatırlayamıyorum. Ne dedi? Bir çok özür diliyorum izleyenlerimizden. Lübnanlı bir porno yıldızının fotoğrafını koyarak İBB'de bu kadın atılmış dedi. Değil mi? Çok inanılmaz bir şey. Yine bir devlet dairesinde bir kadın, burası İran değil, başörtülü kadını göndermek istedi. Sonra bir iki olay daha yaşandı. Yani en küçük iktidar alanında dindarlara yine baskı ve saldırı. Ben de soruyorum. Bugün CHP zihniyetine oy veren Müslümanlar bunun bedelini nasıl ödeyeceksiniz? AK Parti'ye kızın, eksikliklerini görün. Onu Kemalist ya da Kemalizmle barışma süreci, dini sorun çözülebilir mi? Şerif Mardin vefat etti 2017'de, en önemli sosyologlarımızdan ve Kemalizmi ilk bilimsel olarak eleştirenlerden. Bir yazısında şunu söylüyor. Bir Kemalist ya da bir Kemalistle bir dindar ya da bir işte diyelim ki ikisinin anlaşması mümkün değildir diyor. Sebebi şu, Kemalizm dine karşı örgütlenmiş, kurulmuş bir yapılanma, açık açık yazıyor. Diğeri dine inanıyor. Şimdi dindar dese ki Kemalizme, ya ben inanıyorum bak biraz beni anla. Adam iman ne diyecek diyor. Aynen bunu yazıyor. Şimdi bu kişi 90 yaşında vefat etti ve ülkeye çok önemli eserler bıraktı. Oryantalist ya da işte şunlar da denir ama şuraya bağlayacağım. AK Parti dindar çekirdeğinden, dini angajmanlarından, taleplerinden vazgeçtikçe sıradan bir partiye dönüşüyor. O zaman Saadet Partisi ya da bir dindar grup da rahatlıkla eleştiriyor. O zaman AK Parti ne oluyor? Zaten biz bunu böyle varsa biz o zaman CHP'ye oy verelim.
gibi bir ne olacak ki? AK Parti'ye hiç oy vermeye gerek yok. Senin bir özelliğin, ayırt ediciliğin olmalı. Şimdi yani bunu böyle, sen de Kemalizm diyorsun, o da Kemalizm diyor. O zaman millet de diyor ki aynısınız. Ya şöyle bir umut olabilir mi? Ya bunu da söyleyelim. Ya bu Kemalistlerden dini anlayan çıkar mı? Dindar olmanın insanın bir tercihi olabileceğini, Müslüman olmanın bir imanın olabileceğini inanan çıkar mı? Ya bu da böyle mi olacak? 50 yıl daha geçecek, biz hep bunu mu tartışacağız? Yani din meselesini yaşantımızda belirli bir anlama çıkartmayacak mıyız? Çok açık bir şekilde Türkiye'de Osmanlı'daki şeriat yapısı nasıl gitti? 24'te hilafet kaldırıldı. Hemen ardından 2008'de de, yani 2007'de devletin dini, dini İslam'dır ve Türkçe devrimi yapıldı. 1927'de. 27'de ve artık, değil mi, Cumhuriyet din dışı bir alana yöneldi. Fakat bütün izleyicilerimiz ve hepimiz biliyoruz, Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devleti olarak kuruldu. Tekrar ediyorum, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bir İslam devleti kurmuştur. Toplum sözleşmemiz bizim İslam üzerinedir. Yani kurmuştu derken ilk anayasada bu vardı. Hepsi budur. Vardı ama... Ve fakat sonra bu demokratik olmayan yollarla değiştirilmiştir. Bizim aslında gerçekle yüzleşmemiz gereken bu. Biz bazı şeyleri göz ardı ettikçe, bu din altta durdukça sanki dindarlık ölüyor, gidiyor. Evet, yeni nesil uzaklaşıyor, sekülerleşme dediğimiz. Yani baskı olmadan da bir dindarlık esnemesi var. Fakat en nihayetinde yine inançla çatışma. FETÖ'yü de konuşsak böyle, başka bir grubu da böyle. Bunu daha önce de burada başka bir programda tartışırken söyledim. Ya biz bir şekilde demokratik sistemde dindarların da belli ölçüde özgürlüğünün olduğu, dini hayatının olduğu ve belki de diğer yapının da, işte din dışıların da bir arada olduğu, LGBT'nin dayatılmadığı, İstanbul Sözleşmesi'nin dayatılmadığı, cinsiyet eşitliği adı altında dindarların ve geleneksel yaşamın aşağılanmadığı ve bunların da olabildiği bir yaşam alanı ya kuracağız ya da biz 10 yıl sonra yine bu dini tartışmayı devam ederiz. Peki. Sosyolojik gerçeklik bunu gösteriyor. Yani toplumsal yapımızda dindarlar yok olmayacağı gibi hiçbir şey yok olmayacak. Zannediyorum süremiz bitiyor. Şimdi ben onu bağlayalım. Bir şey daha söyleyeceğim çünkü. Tanıttım da biraz konunun dışına da çıkacağım ama istersen eğer konuyla alakalıysa burada bağlayalım. Bağlayın. Siz onu konuyu bağlayarız. Şimdi tanıtımda S-400'ler aynen ona dedik. Bağlı zaten. Evet. Ya, şimdi aslında 15 Temmuz'dan bugüne yaşananların hiçbirinin o 15 Temmuz'dan alakası yoktur diyemeyiz. Yani bağımsız diyemeyiz. Asla. Hepsi Türkiye-Amerikan ilişkileri. Türkiye-Amerikan ilişkileri, Suriye denklemi ve hepsi alakalı. Veya Körfez ülkelerindeki, Filistin'deki, Kudüs'teki. Şimdi ben bu sabunlardan sadece süre için söyleyeyim. S-400. Ya şimdi Türkiye'den alınan bir füzenin bayramını yapmak değil herhalde. Yani o işte Rusya'dan füze aldık ne güzel falan değil de. Bugün de emekli bir orgeneral söylüyor. İlginç bir şey. Diyor ki hayır, burada mesele S-400 değil. Türkiye'nin Amerika'ya rağmen kendi kararını vermesiydi mesele. Başardı mı Türkiye? Ya başarmış gözüküyor. Ya bunu şimdi gerçekçi olalım. S-400 füze savunma sistemi bir saldırı silahı değil. Diyoruz ki biz evimizin temeli zayıf, pencerelerimizde parmaklık yok, parmaklık koyuyoruz. Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz rezervleri var. Bizim alanımızda, düşünün, kara sularımızda ve biz bunu çıkartma gayretindeyiz ve bunu yapamıyoruz. İki sondaj gemisi Fatih ve Yavuz'da oradayız şu anda ve sismik girmilerimizle arıyoruz ve bulunduğu söyleniyor. İnşallah bulunmuştur. Şimdi Türkiye kabuğundan çıkmaya çalışan ve minimum 500 milyonu doğrudan etkileyen, etkisiyle 1 milyar, bütün İslam alemini 1,5 milyar hatta 2 milyara kadar dünyadaki nüfusu doğrudan psikolojik olarak etkileyebilen bir devlet. Bakın bu az bir şey değildir. Geçmişte bir imparatorluk tecrübesi var. Eğer bu olmasaydı zaten 24 Kasım 2015'te Rus uçağı düşürüldüğünde Rusya İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu geleneğini taşıyan iki devlet kavga ederdi. 2015'ten sonra aksine FETÖ sürecinde de Rusya ile yakınlaşıyoruz. Burada Rusya'nın kişisel şeyleri de var, hesapları da var. Amerika'ya karşı Türkiye'yi sürmek gibi, Suriye'de egemenliğini sürdürmek gibi. Fakat dünyada yeni bir sistem kuruluyor.
FETÖ bunun çok küçük bir parçası ama işlevsel oldu ve biz onu bitirmek zorundayız. Türkiye 15 Temmuz'dan itibaren değil sadece, 2002'den beri milli ve yerli bir devlet olma gayretinde %10, %20'den silah üretimi alındı. Bugün %70'e dayandı. Afrin'i, Serablus'u almasaydık biz 15 Temmuz'dan sonra orada bir terör koridoru kurulmuştu. Bunun Kürt'le, Arap olmakla, Türk olmakla ilgisi yok. Biz bu topraklarda Türk, Kürt, Arap, Farisi ne varsa bir arada yaşamayı öğreneceğiz. Bunu başardık tarihte, yine başaracağız. İran, Şia ile belki ortak noktamız yok ama İran'a saldırılmasını onaylayamaz. Hiçbir Müslüman, Türkiye'nin ya da genel çıkarını koruyan bir insan İran'a saldırmayı destekleyemez. Evet, İran'la ben de bir Sünni olarak, elbette ki itikadi olarak birçok sorun yaşıyorum. Ama İran devlet politikası olarak Türkiye'nin zayıflamasına çalışmadığı sürece, şu son süreçte PKK konusunda da işbirliği yaptı. Yani şu, ister S-400 ister petrol gaz ya da rezervlerini aramak olsun, Türkiye kabuğunu kırmak için uğraşıyor. Tayyip Erdoğan meselesi bu yüzden önemli. Bir kişi daha bahsedeceğim. Cahit Tanyol, profesör doktor, şu anda 106 yaşında. Bununla kapatmak istiyorum. Zamanımız doldu. Ben yani bir iki dakika daha isteyeceğim sizden. Bir soru. Evet, buyurun. Tabii, buyurun. Cahit Hoca 1914 doğumlu ve ömrü billah Kemalizm üzerine geçmiş Kemalist bir sosyologdur. Yaşıyor hala ve inanılmaz bir şey söyledi bana bir gün. Tartıştık defalarca, gittiğimizde konuşuyoruz güncel. Tayyip Erdoğan bu ülkenin son şansı demişti. Ya Allah Allah dedim. Ya hocam siz yıllarca dindarlara, şunlara, bunlara hep karşı oldunuz. Evladım dedi. İdeolojisine karşı olabilirim ama devlet dediğim başka bir şeydir dedi. Bugün devleti taşıyan bu liderlik, bu gücüyle bir yere götürebilecek bir kişidir. Yani devletçi açıdan baktığında karşısındaki liderlerin bir işe yaramadığını görerek, bu Cumhuriyet Halk Partisi dahil ülkeyi taşıyan bir lider anlamında bizim sahip çıkmamız gerekir dedi. FETÖ'ye karşı da bunu yazdım, yayınladım. Hocamızın bu görüşleri bu. Şimdi burada neyi anlatmak istiyorum? Ortalama bir Türkiye vatandaşı seçimle gitsin amenna herkes ama darbeyi desteklemesi, tiyatro demesi. Şimdi çıkmış geceleyin Gökhan Özoğuz muydu neydi böyle şarkıcı parçaları, artistler ayar çekiyor şu anda. Şimdi hocam. Yani ve kendisi 15 Temmuz gecesi biraz ünlü artist olunca. Onlar hani evet. Düşünün. Mide bulandıran şey. Ben bir şey soracağım size. Gericilikle, gerici ibaresiyle aynı şey. Aynı şey. Ya biz bir soru sorun bitirelim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi. Tabii. Ve bir blok var. Yani işte bunun içerisinde Suriyeli muhacirleri çok ciddi tehdit olarak gören, olayı provoke etmeye çalışan bir kesim var. Öbür tarafta küresel güçlere tamamen angaje olmuş ve toplumun bir kesimini kullanmaya çalışan bir grup var. Öbür tarafta da Kemalist reflekslerle hareket eden bir grup var. Şimdi bunlar birleştiler ve bir şey elde ettiler. Tabii. Yani bir kale. Şimdi S-400 ile ilgili CHP'nin yorumlarına bakıyorsunuz, İYİ Parti'nin yorumlarına bakıyorsunuz, mesela HDP'nin yorumlarına bakıyorsunuz. Çok garip. İşte bunu niye aldık? Niye alıyoruz? Sarayı mı koruyacağız? Ondan sonra ya iyi mi bu? Bize bilgi verilmedi. Yani o kadar böyle çocuksu, basit, muğlak böyle. Şimdi bu insanlar şu anda ciddi bir oy farkıyla da bu kesim diyelim bu şeyi aldılar. Ve eğer bu hızla da giderlerse başkanlık seçimlerinde de iddialı gözüküyorlar. Yani bu şekilde giderlerse. Şimdi bu vizyonu bu olan bir grup, yani bakışı bu olan bir grup Türkiye'nin 4 yıl sonrasında, 5 yıl sonrasında hani başa gelmeleri halinde bu şimdiye kadar saydığımız her şeyi, hani o başarısız darbe gibi, bu film tekrar başa sarılmış olmaz mı hocam? Çok net söyleyeyim, sarılamaz. Çok ciddi karşı tepkiler çıkar. 4 yıl bu koalisyonun sürmesi mümkün değil. HDP'li bir milletvekili çıktı. HDP'nin ve PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla o koltuktasınız dedi İYİ Parti'ye. Şimdi bunlar daha da ortaya çıkacak. Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir siyaset üretilemez. Gezi'den beri bu uğraşıldı. Yeni liderler çıkacaktır, çıkmalıdır da ayrıca. Ama bunun yolu mevcuda düşmanlıkla değil bir şey önermekle olur. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun önerdiği toplumsal proje sarılalım.
birbirimize sevelim, sayalım. Yürümeyecek. Yürümesi için çabalar gösterilir diyelim ama bir süre sonra dediğimiz gibi LGBT kutlamasını saadetliler katılacak mı şimdi? Ne olacak? Ya da işte terör örgütünün diyelim ki saldırıları olduğunda tekrar, şimdi Ekrem İmamoğlu PKK adını kullanmadan sürekli onları aldatabilecek mi? Ne olacak? Veya işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu koalisyonla ne kadar yürütebilecek? Geçici kazanımlar olmuştur, Pirus zaferleri. Ama AK Parti'nin burada yapması gerekenler var. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda bu partinin lideri. Belki de biz bunu hazmetmekte, toplumsal olarak yürütmekte zorlanıyoruz. Çünkü parti liderliği ile Cumhurbaşkanlığı aynı noktada. Bu konuda sistem revizyonları tartışmaları bence çok anlamlı. Belki yeni denetleme sistemleriyle 4 yıl sonrası için partinin içindeki temizleme ile bir umudu taşıyabilir. Taşımasa bile yeni bir lider çıkarabilir AK Parti. Yani şunu anlatmak istiyorum. Toplumsal Anadolu'da hiçbir zaman çözüm bitmez. Bu toplum güçlüdür, dinamiktir. Yeter ki kırılgan ve aşırı zorlayıcı şeylere girmesin. Ben CHP demin konuşurken de bunu kastettim. Ya kardeşim niye oynayıp duruyorsun? Niye senin gibi görünen insanların dindarlara hakaret etmesine izin veriyorsun? Çık da de ki ya kardeşim bunu da böyle kabul edin de. Şimdi sen kendinin yapmadığı şeyi karşıdan bekliyorsun. Provoke eden sensin ve toplumsal barışı yıkan ama iktidar. Yok, böyle bir şey yürümüyor. Burada S-400 alımında yek vücut olmalıydık, olamadık. HDP konusuna da şunu söyleyeyim. HDP silahlı mücadele ya da şu ne diye kendini kandırırsa kandırsın. Silahla iş yürümeyecek. Yakın zamanda 7 Doğu ilini gezdim. Elazığ, Batman, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Antep, Hatay. Hepsi birbirine benzemez. Bir tek şeyi söyleyeyim. O kadar zengin bir toprak ve kültür ve birikim ve tarih ki insan üzülmeden edemiyor. Gerçekten Diyarbakır bugün kendisine yakışan bir medeniyet birikimiyle mi cevap veriyor? Hepimizin sorunları var. Küçücük geldik bir silaha dayandık. Kardeşim silahı bırakmayı becerebilmeniz lazım. Şu kitabın içerisinde ben Abdullah Öcalan'ın 21 Mart 2013'teki Diyarbakır'da 1-1,5 milyon insana konuşulan mektubunu da aldım. Evet, Öcalan bir bebek katili diyebiliriz. Her şey mümkün. Ama bu ülkenin geleceğinin 50 yılı, 100 yılı yaşaması için toplumsal barışın olması olmazsa olmaz. Yani buradan yeni bir çözüm süreci çıkmaz. Çözüm süreci çıkmaz. Silah evet. Olduğu sürece çıkmaz. Ama silahlı mücadeleden uzaklaşır ve insanlar terörü artık bırakabilirse, toplumda bu tartışma çıkarsa ki 5 tane il ağrı biliyorsunuz HDP'den AK Parti'ye geçti. Benim umudum burada. Herkes üzülüyor sanki değil mi? İstanbul geçti CHP'ye. Hayır, bu yönetimi de bir görelim. Dediğimiz şeyler CHP gerçekten değişti mi değişmedi mi ortaya çıkar. AK Parti kendini yeniler. Ben daha güzel bir şey görüyorum. Savcı Sayan'ın Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kazanması çok daha büyük bir başarıdır İstanbul Kalesi'ne. Yani bunu tartışabilirsiniz bir derste. Peki teşekkür ediyoruz. Biraz tabii mecrasından çıktığımız ama zaman 15 çok çeşitlenecek konu. 15 Temmuz'un getirdiği siyasi sosyal tabii yani mecrasından doğrum, çıkmamış oluyoruz. Yani o kadar derin ki doğru. Seçimleri de etkiledi. Yani buradan bu bloklaşmayı besleyen şey, bu 15 Temmuz'da çözüleyemeyen şey. Uluslararası güç AK Parti'yi zayıflatmak için her alanı kullanıyor. Az önce onu söyledik. Yani hiçbir olay çünkü sonrasında hiçbir olay bağımsız 15 değil. 15 Temmuz küresel bir kumpastı. Bu küresel kumpas hala çözülemedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir Koç grubu özel uçağını verebiliyor. Yani saflar çok belli. Peki. Her anlamda saflar belli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ya hani mecrasından çıkmadık. Yani belki doğru kullanmadım ama şunu söylüyorum. Yani mesela yeni AK Parti Ali Babacan olayı var vesaire. Bir çok olay var. Şimdi çıkarsak sade dağılır. O yüzden dedim başka bir programda yine onu bunları konuşalım. Teşekkürler. Keyif aldım ben. Şahsen izleyicilerimiz de muhtemelen öyle düşünüyorlar. Dediğimiz gibi 15 Temmuz'un çok aslında derin analizi var. Siz burada çok muazzam bir şekilde derlemişsiniz ki yorumlamışsınız da küresel kuşatmaya direnen Türkiye eserinizde. Bir cümlede şunu söyleyeyim. Tabii bu kitapta 15 yılı AK Parti'nin 2002-2017 bütün temel olaylar var. FETÖ öncesi sonrası var. Gelecek perspektifi var. Türkiye'nin neden zayıflatılması gerektiği var. Batı karşısındaki pozisyonumuz var. Burada şunu söyledim. Bütün vatanseverler Türkiye'yi savunmak için birleşmelidir. Peki. Benim
En temel arzum ve isteğim budur. Burada küçük ideolojik ve kişisel hesaplarla hareket ederek ülkemizin aleyhinde bulunmamaya özen gösterelim. Küresel medya değil, bizim medyamız esas olsun, bizim değerlerimiz esas olsun, bizim insanımız esas olsun. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, konuğumuz sosyolog doktor Sayın Erkan Çağ hocamdı. 15 Temmuz destanı dedik. Gelecek bölümde farklı konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.